Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ahlevi'nin kanalındayız ve Ahlevi'nin kanalında Ahlevi'nin son videosu, son canlı yayını, bu arada 1170 abone olmuş o da, son canlı yayını izleyeceğiz arkadaşlar. Ahlevi'de büyük bir düşüş var. Bu düşüşü biraz analiz edeceğiz ve bir de vitrin maçı. 1313 puanlı Karasuniko gelmiş. Ben hiç oynamadım Karasuniko'yla ama oyun tarzı da çok hoşuma gitti. Ahlevi 12 ile maçı canlı yayında, ama helal olsun, canlı yayında çok kötü sonuçlar almasına rağmen yayını silmedi. Bayağı hani silenler oluyor çünkü biliyorsunuz kötü sonuçlarda. En azından silmeyerek yayın hala kanalında duruyor. Rakip bu şekilde. Ahlevi aslında uzun süredir oynamıyor. Şu anda Avrupa'nın 8.'ine kadar geriledi. 9. sırada biz varız zaten. Yani altlı üstlü olduk. Ama yani bu aralar açıkçası oynayanlar var, oynamayanlar var. Ahlevi uzun süre bir oyun arası verdi. Bu oyun arasından dolayı da biraz performans düşüklüğü var gibi görünüyor. Şunu söyleyeyim, açıkçası yani bu oyun biraz İngilizce gibidir. Oynamadığınızda köreliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü oyun dinamikleri vesaire sürekli değişiyor. Her perşembe günü canlı yayınlar yapıyoruz sizlere. Güncelleme oluyor ve bu güncellemelerde biz sadece ekranda görünen kısımları size aktarıyoruz. Ama aslında oyunda oyun içi bazı yenilikler de oluyor bize göstermedikleri. Düzelttikleri hataları bize söylüyorlar ama oyun içerisinde, örnek veriyorum, Santra'dan gol olma ihtimalini azaltıyorlar. Kornerde direkt manuel orta açıp mesela 3 kornerin ikisini gol atarken Patrick Vieira ile şimdi atamamaya başladım. Oyun dinamikleri, attığınız paslarda değişkenlikler, pasların hız kalitesi ya da şut kaliteleri, ceza sahası yayındaki şut kaliteleri, bunların hepsi hemen hemen her hafta değişmese de muhakkak ki 2 hafta 3 haftada bir değişiyor. Ahlevi uzun süre ara verdi, o yüzden 8.'liğe kadar geriledi. Hatta kötü sonuçlar da buna birazcık etken oldu. Rakibin bakın markaj veriyor. Oyunda bence yaptığı hatalar var. Ben bu oyunun karar merciği asla değilim. Ama yaptığı bana göre hataları ve bu hataların birçoğunu Türkiye'de oynayan Türk oyuncular da bilmiyor. En azından onlara da bilgi vermiş olurum diye. Bu video benim için vitrin maçıdır, önemlidir. Yani adamın takılmasını bekliyorsun gibi düşünmeyin. Bundan sonraki canlı yayın açabilirsiniz bu arada, video olarak yüklü. Bundan sonraki 780-750 puanlı adamdan 5 gol yiyor. 5-0 yeniliyor. O maç değil, bu maçı yapıyorum ki rakibin de oyunundan bir şeyler kapabilelim diye. İsterseniz şimdi şöyle bir maçımıza geçelim. Hemen şöyle alttan. Evet. Bakalım nasıl bir oyun sergilemiş, neler yapmış. Kendisi şöyle tam ekranımıza da alalım kardeşlerim. Siz de bakabilirsiniz. 5. dakikası, yani aslında açtığı ilk cihazı açtığındaki, canlı yayını açtığındaki ilk maçı. Ve bakalım neler olacak. Bu arada evet, HD olsun. HD bir şekilde bakalım. Bot şu yeşil, açık yeşil gibi beyazımsı forma botun, mavi, düzeltiyorum, kırmızı formada Bayern Münih sanırım, o da Rummenigge olduğuna göre Bayern Münih'tir. Hemen Bayern Münih'i seçiyorlar Rummenigge'yi çıkaranlar. Kendi rakibi olacak. Bakalım neler olacak. Ben bu arada rakibin korner taktiğini çok beğendim. Onu da analiz edeceğim sizler için. Bir video yapacağım. Bu arada kanalın sonunda ya da kartlara bir yere bırakırım. Duran top taktikleri, kullandığım duran top taktiklerini de sizle paylaşmıştım. Bir bakalım şimdi neler olacak. Gerçekten çok, ben de maçın skorunu falan biliyorum ama detayına çok bakmadım sizle birlikte izleyeyim diye. Sadece şunu fark ettim. Ahlevi inanılmaz bir şekilde çok fazla taktik değiştiriyor oyun içerisinde, ki onun dezavantajını da söyleyeceğim sizlere. Aubameyang burada çok iyi gördü. Ya orada kare x ve şut, yani direkt vurmak yerine kare x ile hemen önüne aldı. Kare x yapmak oyunda biraz tehlikeli artık, çünkü her kare x'iniz, özellikle bağlantınız kötüyse maalesef olmuyor. Bazen kare x yaparken şut çekiyorsunuz. Başınıza geliyordur muhakkak. O yüzden sıkıntı oluyor. Ahlevi ile oynadığım maçları biliyorsunuz. Ahlevi'ye şansım hiçbir türlü tutmadı. Hatta son maçımızda 5 tane yemiştim Ahlevi'den. Bağlantı sıkıntıları yaşadığımı söyledim Ahlevi ile ama bu arada bir Rumeni geliş pozisyonu inceleyelim. Çok gereksiz pastı. Şu pozisyon geçtikten sonra devam edeceğim. Evet, çok kötü değerlendirdi pozisyonu. Şimdi şunu söyleyeyim. Ahlevi ile 5 gol yedim. Bağlantının Ahlevi ile hep kötü olduğunu söyledim. Ama bir hile yapıyor vesaire tarzı şeylere hani çok aşırı söylemek istemedim. Ama şunu söyleyeyim. Hile yapıyordu demiyorum hala. Şu var.
Araplarla bizim oynadığımız, yani o birlikte ikimizin interneti birleşip o ortak bir ağ kurulduğunda hep bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Genelde oluyor yani. O yüzden muhakkak biliyorsunuzdur. Araplarla oynadığımız var. Ulan Arap geldi anasınız falan deyip dediğiniz oluyordur. Şimdi etkili geliyor tekrardan. Ben hücum açısından aslında çok beğendim rakibini. Ve iyi de pozisyonlar buldu. Ama 1-2 böyle çok sakin oynadı bir kere. İnanılmaz sakindi. O açıdan çok takdir ediyorum. Ve tamamıyla bence hak eden taraf da oydu. Maçı zaten kazanacak. Burada Aubameyang şutu çekti. Yani Ahlevi kapalı köşeyi kapattı. Daha sonra öbür tarafa çeker diye düşündü rakibi ama yapmadı. O yüzden de Ahlevi'nin oyun zekası diye düşünüyorum. Bakın şimdi taktik değiştiriyor. Şimdi bunu birçok kişi biliyordur. 2-3 tane teknik direktörünüz varsa oyun içerisinde taktik ve diziliş değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bunun size faydası ve dezavantajı nelerdir onları söyleyeyim. Tabii ki de ben de mesela 4-3-3 taktiğinde çok fazla 3 SF oynadığımda markaj verildiğinde göbekte inanılmaz bir kalabalık oluyor ve hücum o tiki takaları yapamıyorum. Daha sonra hemen Milesi taktiğine dönüyorum. 4-4-2'ye dönüyorum ki kanatlardan gelebileyim diye. Rakibi açmak için. Ama ben bunu oyun içerisinde maksimum 1 ya da 2 kere yapıyorum. Çünkü her taktik değişikliği yaptığınızda takımınızın staminası azalır. Oyuncularınızın staminası bir parça azalır. Bunu bilmeyenleriniz olabilir. Yani taktik içerisinde, oyun içerisinde 3 defa, 4 defa teknik direktör değişikliği yapmanız demek. Özellikle de takımınızda kahverengi ya da nötr şekilde oynayan oyuncularınız varsa, kondisyon anlamında, form anlamında, siz 90 dakikayı birçok oyuncuyla tamamlayamazsınız. Oyun içerisinde 3 oyuncu değişikliği yapabilirsiniz ama 6-7 tane değiştirmeniz gerekir arkadaşlar. Maalesef ki. Ona dikkat edin. Ahlevi yani aslında bu kadar yüksekte olan ve iyi puan alan bir oyuncunun bu kadar şey yapmaması gerekiyor. Korner taktiği de bu arkadaşlar. Ben inanılmaz beğendim. Çok iyi korner taktiği yapıyor. Ve bunu kullanacağım büyük ihtimal ben de. Size sonuçlarını söylerim. Bakın şimdi yakına bir adam getiriyor. Bakın yakına bir adam getiriyor. Dışarı veriyor. Eğer adam dışarı kaçarsa içeriden şey yapıyor ve inanılmaz bakın görüyor musunuz? Çok çok iyi bir korner taktiği ve çok beğendim. Videonun başında da söylemiştim. Artık Patrick Vieira ile kafa vurayım falan birçok pozisyonu atamıyorum kornerde. Yeni bir korner taktiğine ihtiyacım vardı. Çünkü maalesef beni izleyenler duran top taktikleri videosu attım. Beni izleyenler özellikle Türkler ki yabancılar da izliyor galiba. Bütün taktiklerimi ne yapacağımı bildiği için engeller oldular. O yüzden farklı bir taktik bulmam gerekiyor. Tabii ki de buldukça da size attığım için yeni bulduğum taktik de büyük ihtimal o olayı kapatacaklardır oynadıklarım kişi. Ama problem değil. Ben genelde bildiklerimi saklamıyorum biliyorsunuz ki. Ve bildiğim her şeyi aktarıyorum. Şu anda Ahlevi sıfır. Yani oyunda yok. Biz sadece rakibi izliyoruz. Ve gerçek anlamda performansı çok aşırı düşmüş Ahlevi'nin. Bunu sadece bu güçlü rakipte değil dediğim gibi videonun ben sonraki maçı göstermeyeceğim size. Ama sonraki maçta 5-0 yeniliyor 700 küsur puanlı rakibe. Bu daha güçlü bir rakip diye bunu analiz edelim vitrin maçı diye buna bakalım dedik. Şimdi arkası dönük paslar bilmem neler acaba canlı yayın açıyor diye bağlantısında mı sorun var diye düşündüm. Hiç imleç de yanmıyor yukarıda. Açıkçası ne var ne yok bilmiyorum ama bir şeyler eksik Ahlevi'de. Burada markaj verdi bu arada. Bir şeyler yaptı. Bakın burada çok büyük bir hata. Yani aşırtabilirsin ya da topu bu tarz durumlarda kaleyi bulmakta zorlanıyor oyuncular. Zaten kaleciyle açıyı bulmuşsun. Dribling yaparak gidebilirsin. Kaleci senden hızlı koşamaz. Zaten kaleciyi çok daha rahat geçebilirsin orada ama herhalde Rummenigge'ye çok fazla güvendi. Şutu çeken Rummenigge'ydi diye gördüm. Ondan dolayı vurmuş olabilir. Ahlevi ender gelişen Osasuna atakları gibi atakları pası verdi. Bir kare X yaptı Bernardo Silva ile ama Patrick Vieira kule gibi zaten. Etkili geliyor rakip offside oldu. Maçın başında markaj verdi. Markaj verdiği için de bazı defansa dizilişlerde Ahlevi'nin sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Ama oyun içerisinde bunu hiç düzeltmedi. Aksine oyunun sonuna doğru göreceksiniz bu daha da iğrenç bir durum aldı. Kötü bir durum aldı. Açıkçası ne düşünüyordu, ne yapıyordu bilmiyorum ama gerçekten benim oynadığım zamanlardaki Ahlevi değil asla. Hani bilmiyorum neden böyle. Bakın
4 şutun ikisi kaleyi buldu. Kaleyi bulmayan bir şutu %100'lük gol pozisyonu rakibin. Bir tanesi de kaleciyle karşı karşıya var, çok net. Yani aslında fark 1-0'dan daha fazla olabilirdi. Ahlevi'nin pas olarak ezilmese de %46 topla oynaması da çok aşırı önemli değildir. Kaleye şutu yok arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Hemen şöyle bu arada bir taktik değişiklik falan yapacak mı? Bir ona bakayım. 4 stoper oynuyor. 4 stopere dönmüş durumda sanırım. Mesela 45. dakika zaten bir değişiklik yapmış. İkinci değişikliği de yapıyor arkadaşlar. Yani 60'tan sonra zaten takımın yorulacak. Bu hatayı nasıl yapıyor? Açıkçası anlamıyorum. Bu arada 2-0 olmuş bile. Bir bakalım hemen. İkinci yarı zaten 48'de hemen pozisyonlar başlıyor. Çok çok iyi tiki takalar, çok iyi paslaşmalar. Yani Ahlevi'nin takımı sürekli taktik değişikliğinden zaten herhangi bir şey yapamaz duruma geldi. Bakın markaj uyguluyor. Markajda hep sıkıntı yaşıyor. İki stoperi de forvete markaj verdi ama tiki takalarda oyun ya yani markajda sıkıntı yaşıyorsunuz. Ahlevi'nin bunu bilmesi gerekiyor. Ya oyunu kapatırsın. Yani bir adamın üzerine 2-3 markaj verirsin. Eğer adam bek adamlarını da getirmiyorsa oyunu kilitlersin. Ama Ahlevi bunu da yapmıyor. Birebir markaj veriyor. Adam iyi tiki taka yapıyor. O markajdan kurtuluyor yani. Bunu bilmesi gerekiyordu ve görmesi gerekiyordu oyunda. Görmedi. Şimdi yine geliyor 51. dakika. Evet. Yine ender gelişen Ahlevi ataklarından biriydi. Buradan çok iyi pas. Çok iyi geçti. Şut olmadı, uzaklaştırıyor rakibi. Bir de takımı ileri almak ne olursa olsun takımı yoruyor arkadaşlar. Çünkü geriye gittiğin mesafe artıyor. İleri alıp takımı sürekli ileride oynarsanız takımınız yorulmaz ama rakip atakları çok fazla olursa ister istemez defansa döneceğiniz mesafe uzaklaştığı için ve fazlalaştığı için takımınız yoruluyor. Ahlevi'nin takımı da ondan dolayı 90. dakikaya kadar tamamlayamayacak. Şimdi göreceksiniz zaten. Burada güzel bir gol attı Aubameyang'la ve 2-1 yaptı ama kaleyi bulan bu arada ilk şutuydu. O da gol oldu. Burada bir faulle oyun duruyor. Açıkçası maçta beni heyecanlandıran kısım Ahlevi'nin yenilmiş olması değil. Rakibin yaptığı korner taktiği beni çok heyecanlandırdı. Bu taktiği bir an önce denemek istiyorum ve gerçekten de başarılı olabilir miyim onun kadar bilmiyorum ama herhalde o yapıyorsa biz de yapabiliriz diye düşünüyorum. Mantığı çözdüm çünkü. Ve bunu da videosunu atacağım sizlere yaptığımda. Şimdi Ronaldo'yla yine arkası dönük pas verdi. Acaba bağlantısında mı sıkıntı var ama hakikaten bu oyun İngilizce gibi arkadaşlar. Konuşmadıkça cidden bir yabancı dil gibi düşünün. Köreliyorsunuz. Ahlevi de uzun süre bu arada Iniesta'yla bazen kop falan yapıyorlar. Kopla bu farklı bir şey. Yani arkadaşlar hani koptaki oyunla birebir 1v1 çok farklı. O yüzden yani 1-2 ay kop attıktan sonra 1v1'e döndüğünüzde çok büyük sıkıntılar yaşarsınız zaten. Yine etkili geliyorlardı ama evet, Van Dijk çok basit bir pas hatası yaptı. Burada mesela hakikaten rakibin şansı varmış. Yani orada hareketli, akrobatik bitiriciyle olduğu için hareketli vurmak istedi Ronaldo. Maalesef yapamadı ama burada Ahlevi'nin bir kabahati yok. Yani oyunun saçmalığı. Orada tercih hatası yaptı Ronaldo. Şimdi yine etkili gelecek. Bence şöyle de bir durum oldu. Yani bu arada momentum falan bir şey olmadı diye düşünüyorum oyunda. Sadece rakip Ahlevi'yi çok rahat yenebilecek moda soktu kendini ve o defansta hafif aşırtmalı paslar bilmem neler yani oyunda inanılmaz sürkülese ederken bir anda oyun ortaya döndü ve şimdi tekrardan geliyor ama kaleci aldı topu. O yüzden ben rakibin bir tık vites düşürdüğünü düşünüyorum. Ben de bazı maçlarda bu tarz problemler yaşıyorum. Rakip çok rahat olduğunda aman nasıl olsa kazanırım moduna giriyorum ama çok çok yanlış bir şey bu. Bence yapmayın siz yapıyorsanız. Takımı artık öldü. Farkında mısınız? Takım öldü yani Ahlevi'de. Kaleciyi burada yine bence defans hatası, oyuncunun hatası, rakibinin hatası. Bunu atması gerekiyordu. Defans adamları öldü. Bakın şimdi starta basıyor. Şimdi çok dikkat edeceksiniz. İki tane stoperi gebermiş durumda. Kırmızı demek dribbling yapamaz, koşamaz. Koştuğunda da böyle hani sendeler biliyorsunuz ki. Şimdi
İleride Aubameyang'ı düşüşte. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim zaten adamın gol atması gerekiyor defansta ama takım zaten ileride ve Aubameyang'ı düşüşte de olsa Aubameyang'a ceza sahası içerisinde top geldiğinde bir kare x yapıp vurabilirsiniz. Asıl burada iki stoperiniz böyleyken ya Barrios'a stopere çek. Yani bu iki tane stoperin bu şekilde tandemdeki stoperlerin böyle olması büyük bir sıkıntı. Yani şu anda maç dakikası 80-76. dakika. Şu dakikadan sonra rakip ona 3 gol atabilir rahat. Çok ciddiyim. Yani eğer pozisyona her girdiği pozisyonda 3 gol atabilir. O Mbappe'yi almayı tercih etti. 2 tane yorulmuş stoperle oynamayı tercih etti. Ben bunu yapmazdım. Bana göre hata, size göre olmayabilir. Ben olsam forvet Aubameyang'ı tutardım forvette. Belki Messi'yi Aubameyang'la yerleştirip göbek orta sahayı Aubameyang'ı alırdım. Yani ileride hız yorulmamış bir forvet istiyorsam. Bakın yine korner taktiğini yapacak. Duruyor. Dışa verdi. Cruyff geçti. Pas. 2'ye 1. Pas. Harika. İnanılmaz bir korner taktiği. Çok da güzel. Kendi de bir şeyler katıyor. Dediğim gibi rakip çok güçlü bir rakip. Ama bundan sonraki maçını da izleyebilirsiniz. Ben sadece skoruna baktım. 5-0 olduğunu gördüm. Bakın stoperlere bakın. Geberik durumdalar. Şans eseri top Lindelöf'e geldi arkadaşlar. Aldı. Bu arada Lindelöf'ü ortaya çekmiş olabilir son anda. Bakın defans yani şu an rezil durumda. Geldi. Şutu çekti. Kaçırıyor golü. Bu tarz durumda bomboş durumdayken ve yanında etrafında oyuncu yokken her zaman söylediğim şey kontrol pas ya da kontrol şut. Kontrol etmeden direkt vurduğunuzda anında şut özelliği olan oyuncularınız bile golü atamıyor. O yüzden oyunun çok büyük bir sıkıntısı gelişine şutlar çok kötü. O yüzden kontrol şut kontrol pas yapmak gerekiyor zaman varken eğer etrafında adam yokken ki Aubameyang çok müsaitti. Atamadı. 3-1'lik maç bence 5-6 da olabilirdi. Bakalım son 5 dakika neler olacak. Bakın takım gitti. Farkında mısınız şu an yani defans ne adamını tutabiliyor ki bu tarz durumlarda adamlarınız yorulduğunda rakibe markaj vermeyin tutamayacaklardır. O yüzden de markajı kaldırması gerekiyordu ama kaldırmadı arkadaşlar. Şu an artık maçın bitmesini bekliyor. Bir korner taktiği daha geliyor. Bakın hop dışarı. Yani bu çalımları da bu arada çok iyi yapıyor. Bence ortaya dönmesi gerekirdi ama yine yaptı yapacağını. Burada offside veriyor hakem. Eğer offside vermese arka direkte Patrick Vieira'ya top gelse ne yapmamız gerekirdi? Kontrol edip sonra vurmamız gerekirdi. Çünkü etrafında zaten bir adam yok. Ama direkt vursanız Patrick Vieira oradan kaçıracaktır büyük ihtimal. Bu çok büyük bir detay arkadaşlar. 90. dakikaya girildi. Ah Ahlevi'nin şu tiki takalarını çok özlemişim ama bunu sadece 90. dakikada görebildik arkadaşlar. Maalesef ki. Ve gerçekten ben buna bir devin çöküşü diyorum. Çünkü zamanında birinciydi ve ben oynadığımda birinciydi. Daha sonra bot geçti. Bot farkı açmaya başladı ama Ahlevi hep ikinciydi. Ve şu anda Ahlevi Avrupa'nın 8. sırasında. Ya kötü yola düşmüş gibi bir muamele yapmayalım ama gerçekten arkadaşlar... Bir bakalım kaç puan kesilecek ne olacak. Ama gerçekten de kötü oynadı. 2 şutu var sadece kaleye ki rakip farkı açabilirdi. Bundan sonraki maçı da izleyebilirsiniz. Ben o maça değinmeyeceğim ama daha güçsüz rakibe karşı nasıl yenildiğine dahi bakmadım açık söyleyeyim. Sadece skorunu biliyorum. Bir bakalım şimdi neler olacak. 6 oyuncusu full değilmiş zaten. Evet gördüğünüz gibi 2 puan alıyor Krasoniko. Krasoniko'nun oyununu beğendim. Ben hiç oynamadım kendisine denk gelmedim. Ama Ahlevi'den 9 puan sildi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Siz ne hatalı işler yapıldı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ahlevi hakkında da yorumunuz nedir yazarsanız çok sevinirim. Ama şu bir gerçek başkasının bir şeyle gerdiğe giren bir adam değilim. O yüzden Ahlevi bize 5 tane attı. Tebrik ederiz. Bayağı 2,5-3 ay olmuştur oynayalı ama yani açıkçası iyi bir oyuncu olduğunu hala inanıyorum. Sadece biraz form düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. Ve inşallah da eskisi gibi olacaktır. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.